Bir olay da benim başıma gelmişti, enteresan. Uşak'ın bir köyünde, Karahanlı Gazası'nın Karbasan köyünde öğretmenim. Sene 1964. 29 sene evvel. Saf bir tenekeci Mustafa var. Bin yılın bir başı Uşak'a gitmiş. Hani Karahanlı'nın pazarına bile zor gider. Zavallı bir tenekeci. Daha öyle çok uyanık bilmem ne Karahan diye birisi var. Afat uyanık bir adam. O da ziyaretime geldi. Hocam Uşak pazarından ne aldın baksana şuna. Bir mum almış şöyle sabun gibi. Hani kağıda sürerler, sürerler. Ondan sonra o kağıdı bir resmin üstüne şöyle yaptın mı o resim oraya çıkar ya. Hatırlıyor musun? Ondan. Böyle kasaba, vilayet pazarlarında pek satılır. Köylü takımı da bunlara bayılır. Ne var? Onu almış gelmiş onu gösterdi. Şimdi o gitti tenekezi Mustafa geldi. Dizleri çöktü öyle oturuyor secde. Namazda gibi zavallı. Ne var ne yok? Hocam Uşak'a gittim zaten Urubasından belli. Yıkılarını giyip gitmiş. Köyde hiç giymez. Uşak'a giderken giyelim. İşte hocam işte bir şey aldım. Dur dedim Mustafa. Cebinde ne var ben sana söyleyeyim. Hocam falan evet. Şöyle çok yumuşak mı biraz sert mi desem biraz yumuşak gibi görünüyor falan. Öbüründen biliyorum ya ne alır bu fukara da zaten kendi başına bir şey alacak hali falan yok. Biraz dedim numara çekeyim şuna bakalım ne diyeceğim. Dedim rengi şöyle biraz griye mi benziyor soluk mu ne öyle gibi geliyor ya pek net de göremiyorum falan diyor. O zaman dedim ki benim gözüm gidiyor cebindekine bakıyor. Nerede bakacak ulan göz işte. Doğrudan doğruya bakar, şöyle bakamaz ki. Viraj miraj alamaz yani. Mustafa'yı iyice hayretten dondurdum arkadaş, iyice bildim ben. Dedim biraz resimler mesimler gözüme görünüyor falan diyor. Hızlı fokuslu konuşuyor, o da saf değil ki ya. İyice beni uçurur. Vallahi bildim hocam, sen cebindekini bildin, ben bütün köye zor. Ulan avanak mı sordum, sus! Senden evvel dedim, Karahan geldi şu uyanık herif, o da almış. Sen zaten kendi başına bir şey alacak mı olacak halin mi var? Gittin hemşehrin, bir de ben alayım dedim. Hani tabi ilahiyete gitmişsin, bir para harcayacağım, ne harcayacağını da bildin yok mu işte. Çoluk çocuk oynar diye almışım. Oradan tahmin ettim lan dedim yani başka ne alacaksın hani o onu alırken sen gidip bilmem ne bilinmez bilgisayar alacak değilsin. Yani dokunmasan böyle yararlanıyorlar. Milletin avanakında ondan sonra yemin billah vallahi de bildi billahi de bildi cebimdekini diye beni köyde gayrı bir haftaya kalmaz uçururlar. Gayrı kuzusu kaybolan bana gidiyor. Oğlan hocam kuzu bizim dağ hangi dağda kaldı? Kurt yedi mi yemedi mi? Arasak bulabilir miyiz? Hatta işin içinden çıkamışsak. Vallahi hep böyle oluyor yahu. Hep böyle oluyor. Göre göre yapıyorlar yani Allah'ın kullarının böyle saflığından biraz da artı avanaklığından yararlanıp kendilerini uçurtturuyorlar, kaçırttırıyorlar. Oho, oh. Kur'an'da diyor ki, Allah peygamberine dedirtiyor ki ben size gaybı da biliyorum demiyorum. De onlara diyor. Ben size gaybı biliyorum da demiyorum. Üstelik gaybı bilseydim bana gelecek zararlardan kendimi korur, kendime menfaat sağlar, yarar sağlardım. De onlara diyor. Bu ayet. Bu ayet o hadislerin topunu sollar geçer abi. Aynen o. Porsche gibi. Tamam, var mı diyor? O öbürleri üfürük.